Fatih'te en son bir tuvaletçinin İmam Müezzin kardeşimize pompalı tüfekle saldırması. Şubat'ın 9'unda olan bir mesele. Ve hiç sorgulamadan kardeşimizi oradan alıp işte sen burada can güvenliği yok, başka bir camiye daha da mağduriyet yaşatılması. Biz bu işi takip ediyoruz. Avukatımız gitti. Böyle bu tür meselelerde de can güvenliği tazminatını istiyoruz imamlara. Korunması gerekiyor. İşte özgüven dedik ya, özgüvenden bahsettiğimiz konu bu. İkincisi, çalışma alanlarını genişletmek gerekiyor. Onun için de proje hazırladık. Alt proje olarak Diyanet'te. Cami gençlik merkezlerinin camilerin hemen bünyesinde yapılmasını istiyoruz. Gençlikle camiyi buluşturup manevi doku içerisinde onlara hamur etmek istiyoruz. Vatan, millet, din olgusuyla bütünleştirmek istiyoruz. Belli bir uzantıların güçlerin eline zehirlenmemesi için gençliğin. Biz sahiplenmek için bunu önemsiyoruz. Orada bir müzdarip görünün, yolda kalanın, aç susuz kalanın, işte bir kapısının olduğu yer olmalı cami. Ve gençlik merkezi ve iaşesini, aşanesini daha geniş bir kapsam içerisine almak istiyoruz. Bunu önemsiyoruz din müslüman ailesi olarak. İnşallah bu projelerimizin altyapısını oluşturuyoruz. Gençler Başkanlığımıza verdik ve alt projeyi daha da genişletip öneri halinde sunacağız. Ve bütün arkadaşlarımıza anlatıp Türkiye'de bunu geliştireceğiz. Şu anda zaten pilot bölge olarak Ümraniye, İstanbul Ümraniye Hacı Ömerli Camii İmamı Ümraniye Ümraniye. Oranın Şükrü Şahin hocamız, Genel Başkan Yardımcımız, Türkiye Koordinatörü. Cami Gençlik Merkezi yapmamız. Diyanet adına. Biz bu sendikayı burada bile kullanmıyoruz ismini. Çünkü bu umumidir. Ayrışmaya sebebiyet vermesin diye. Bunu önemsiyoruz. Sormak istediğiniz.